Prije 2 godine sam ja krenuo sa inicijativom, sa idejom za osnivanjem univerziteta u Konjicu. Vi ste inače iz Konjica, Ja sam da inače iz kažemo našim Konjica, gledaocima. jeste ja. Da. Međutim, to tamo nije išlo. I mislim da su ovdje osnivači prepoznali kapacitete i želju da se pomogne ovom gradu i ovoj regiji, jer nama zaista su studenti bogatstvo, a ne sredstvo za stjecanje bogatstva. Odnosno licencu za studijske programe za koji smo privremeno i akreditirani kao visokoškolska ustanova. Poznaje li zakon zapravo termin privremene akreditacije? Nisu akreditacije, mi samo licencu da rade akreditacije, ništa se rađe. Mi smo već potpisali ugovor o saradnji, praktičnoj nastavi sa kantonalnom bolnicom, sa Zavodom za javno zdravstvo, sa Domom zdravlja. I o kakvom ugovoru je riječ zapravo? Nemamo mi potpisan ugovor. Sa Domom zdravlja. Ni slučajno. Da znaš da se tu stvarno ništa nije. Maja. Ni konkretizovalo, na pogotovo lepo od toga da se stalo. Kad je u pitanju praktična nastava, mi smo za praktičnu nastavu napravili pravilnik o procedurima, kako se to obavlja praktična, a nakon toga napravili plan kako se obavlja praktična nastava. I to praktična nastava u toku dana, u toku sedmice, u toku mjeseca i ferijalna takozvana praksa koja se obavlja također i u Univerzitetskim kliničkim centrima u Sarajevu gdje smo potpisali ugovor. Ovdje smo potpisali ugovor. Znači, sve mi imamo laboratorije u srednjoj školi gdje se naši studenti mogu da posjećuju, da vide i idu tamo na vježbe i tako dalje. Ugovor nemaju nikakav potpisan sa tehničkom školom. To je, mislim, 12 ili 13 fakulteta. Kada su u pitanju organizacione jedinice, kako ih zakon prepoznaje u sastavnice, mi imamo 4 fakulteta. Nemo do te mjere da kažemo kad imaš plati, kad nemaš, čekat ćemo. Znači, prvenstveno moram istaći ovdje, plemenitost, preveliku plemenitost osnivača. Znači, prvenstveno moram istaći ovdje plemenitost, preveliku plemenitost osnivača. Ve öğrencilerimden oturum izni için 350 euro talep etti okul. Ama sonrasında öğrendik ki bütün bu işlemlerin hepsi normalde bir 100 euroya falan yapılabilir. Nama zaista su studenti bogatstvo, a ne sredstvo za stjecanje bogatstva. Daha sonrasında benden çalışma belgesi çıkartabilmek için 600 euro talep ettiler. Ben bu işin aslında öğrendiğimde bunun yalan olduğunu, bu kadar fazla maaş, bu kadar fazla parayla olmayacağını öğrendim ve... Naravno da mi je poznato, već su i podnešene određene krivične prijave o svim ovim pitanjima, dakle i prema mojim informacijama koje sam dobio sa univerziteta. Krim policija je već pokrenula i određene istrage. Kendisiyle tekrar görüşmek istemedim açıkçası. Kontratımı istedim sadece. Kontratımı aldım ve Boşnakça bilmediğim için Boşnakça bilen bir arkadaşıma kontratı tercüme etmesini söyledim. Tam biz bunu okurken kendisi kafeye geldi. Bir kafede oturuyorduk. Kafeye geldi ve kafede arkadaşımın elinden kontratımı alıp yırtmaya çalıştı ve polis geldi. Polisle beraber hep beraber karakola gittik ve bu utanç verici bir şeydi benim için. Ben burada yabancıyım. Hiçbir şey bilmiyorum. Dil bilmiyorum, kural bilmiyorum. Buranın hiçbir şeyini bilmiyorum ve yapayalnız bir şekilde bir de karakola gittik.
Karakolda tabii hiçbir şey olmadı çünkü kendisi suçluydu ve bana ait olan bir şeyi yırtmak istedi. Bu Edina Brutus tarafından yırtık hale getirilmiş olan kontratım. Edina Brutus yaptı bunu kafede ki buna herkes şahittir. Polise de gittik zaten, poliste de tutanaklarımız var. Öğreniyorum daha sonra, tabii ben işlemlerimi bitirip gitmek için belli yerlere başvurduğumda bir gün bile sigortamın yatmadığını öğreniyorum. Dilekçelerimi verdim. Verdim ama orada da çok fazla bir şey yapamadılar. İnspektörle görüştük dün ve bana dedi ki senin bir gün çalıştı göstermiş. Yani 20 Nisan 2016'da girişim, yine aynı gün 20 Nisan 2016'da çıkışımı vermişler. Aynı zamanda Nisan ayında çalıştığım halde Nisan ayının maaşını da ödemedi. Paramı da vermedi bana. Ve bu şekilde beni mağdur etti kendisi. Tamamen hayat yalan. Sadece düşündüğü tek şey para. Onun dışında öğrencilerimle toplantı yaptığında bağırdı, çağırdı sınıfta. İşte sıraları tekmeledi, projeksiyon aletini indirmeye çalıştı. Bir öğrencim kapıyı hızlı çarptı diye tuvalette onu sıkıştırdı, üzerine yürüdü. Öğrencilerin panik içindeydi. Yani bir okul yöneticisi ya da okul sahibi gibi davranmadı. Ben açıkçası şu anda burada olduğum için üzgünüm. Goraj'da halkına hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten çok fazla yardımcı oldular ama Edina Brutus ve Elma Brutus yüzünden Goraj derin de adı kötü oldu. Elma Brutus kendisinin yeğeni, bizim finans işlerimizle ilgileniyor ve ben ona her ay yalvara yalvara maaşımı talep ettim. Normalde birinde yatırması gerekiyordu maaşımı ama her ay ayın 10'unda ben mesaj yazarak, mesajlarıma cevap vermeyerek, hiçbir mesajıma cevap vermedi. Ve beni sonuna kadar mağdur etti. 15 günlük ücretim 350 euroydu ama bunun yarısını zarfın içine koyup yarısını vermedi ve beni yine yalancı durumuna düşürdü. Elimden gelen tüm gayreti gösterdim ancak şu an gerçekten üzülüyorum böyle insanlarla çalıştığım için. Çok pişmanım buna. Najnovija krivična prijava pokrenuta, odnosno podnešena je iz razloga falsifikovanja i podmetanja dokaza, a ti falsifikovani dokazi su služili da ja budem suspendovan sa radnog mjesta i da se optužim za tobožnju zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlaštenja. Nedavno sam došao u posjed krucijalnih dokaza da se radi o falsifikaciju i podmetanju i lično sam podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih na univerzitetu. Buradan ailelere de sesleniyorum. Sakın çocuklarınızın geleceğini Goraj diye göndererek yakmayın diyorum. Çünkü bu kadının gerçekten yapabileceklerinden ben bile korkuyorum. Yalan söylemek onun hayat tarzı olur. And everybody says Bosnian person and the Turkish person are friends. Not, but now it is not friends. Da smo već potpisali znači sporazum o razmjeni profesora, studenata i postudijskih programa sa Malezijom, sa Engleskom, sa Mađarskom i sa Turskom.